Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Casper Nirvana F300 dizüstü bilgisayarı inceliyorum. Hemen şöyle yan taraftan alayım. Casper'ın Nirvana F300 modeli bir dönem aslında Ultrabook olarak da bilinen küçük, hafif ve ince bilgisayarlara güzel bir örnek. Şimdi tabii bazılarınızı ben duyabiliyorum. Ya Casper mı aman falan fişmeken diyorsunuz muhtemelen ama bence videonun sonuna kadar sabredin, özelliklerini anlatayım. Siz yine beğenmek istemiyorsanız yine beğenmemeye devam edebilirsiniz ama bence hani teknik özelliklerine bakmadan ve ben de kullanıyorum, yaklaşık 2-3 aydır kullanıyorum bu cihazı, keskin yorumlar yapmamanızı öneririm. Hemen cihazın genel bir görünümüne bakalım. 13.3 inçlik bir dizüstü bilgisayarımız var. Klavye aralıkları, klavye tuşlarının aralıkları fena olmayan bir dizilimimiz mevcut. Tabi 13.3 inç olduğu için tabii ki mucize beklememek lazım. Nümerik tuş takımı haliyle yok. Ok tuşları birazcık küçük konumlandırılmış. Buna alışana kadar birazcık süre ihtiyacınız var. Ben birkaç gün biraz zorlandığımı söyleyeyim. Hala da ok tuşlarını kullandığım zaman zorlanıyorum. Onu belirteyim. Bunun dışında ses sisteminin bulunduğu bir hoparlörlerin bulunduğu kısım ekrana yakın olan bir bölümde bir açılı bir şekilde tasarlanmış ve hoparlör sesinin çok iyi olduğunu söyleyeyim gerçekten de. Çok başarılı bir ses veriyor. Yani böyle bir ürüne göre, bir boyuta göre. Büyük bir touch pad'imiz var. Neredeyse 1/3 birini kaplıyor cihazın. Dolby Audio desteği var. Onu söylemiş olalım. Ekran boşlukları biraz fazla gibi. Onu belirtmekte fayda var. Ama hani yine böyle bir ürün için bence yeterli. Alüminyum bir gövdemiz var. Yekpare bir gövde bu arada. Pilini, işte remini, şusunu, busunu çıkartamıyorsunuz. Göremiyorsunuz. Yekpare bir gövdemiz var. Sol tarafta, yani önden bakıldığında sol tarafta güç girişi, bir de USB 3.1 Type-C var, onu söyleyelim. Sağ tarafta ise HDMI, iki tane USB 3.0, kulaklık ve mikrofon girişi aynı anda konumlandırılmış. Bir de onun hemen yanında kart okuyucu var, başka bir tür bağlantımız yok, yani HDMI de var burada yine. Ve power açma kapama tuşumuz yan yüze konumlandırılmış. Üst ön taraf biraz böyle fırçalanmış hissi veriyor. Yani dümdüz bir yüzey ama görüntü olarak fırçalanmış bir his var. Ama elinize dokunduğunuz zaman düzgün bir yüzey hakim. Bunun dışında da hani cihazın her tarafı gümüş renkli tasarlanmış ama iç kısmı ve yan tarafları çepeçevre siyah bir renk tasarımına sahip. Teknik speklerine hemen geçeyim isterseniz hızlıca. Neler var hemen bakalım. Burada ben notlarımı almıştım. Az önce de söylediğim gibi 13.3 inçlik Full HD bir ekranımız var. Intel'in 7. nesil i5 işlemcisi bulunuyor bunda. 7200U kodlu olanı. 2.5 GHz'lik bir güce sahip bu işlemcimiz. Başka bir konfigürasyon yok bu arada. Hani i7'li, i3'lü vesaire almak gibi bir opsiyonumuz yok. Tek bir konfigürasyon, tek bir ürün var. Her yerde alacağınız F300 aynı olacağını söyleyeyim. Hani işte daha fazla RAM'li, daha fazla SSD'li bir modeli bulunmuyor cihazın. Windows 10 64 bit Home işletim sistemimiz var. 250 GB SSD'miz var. 1.3 kilogram ağırlık. Benim en çok cihazın beğendiğim tarafı bu. Ağırlık çok hafif. Yani 1.3 kilogramdan daha aşağı bir ürün bulabilirsiniz tabii bilgisayar anlamında ama hani tam klavyeli işte bu şekilde i5 işlemcili bir cihazı bu fiyata bulamazsınız. Fiyatını birazdan söyleyeceğim. Metal tasarım dedik. 3950 mAh'lik pilimiz var. Yaklaşık 4-5 saat. Eğer iktisatlı ve tasarruflu kullanırsanız 6 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Az önce söylediğim 2 adet USB'miz var, 3.0 desteği var, 1 adet de Type-C yuvamız var. Type-C şu an çok kullanışlı değil, onu söyleyeyim. Çünkü ona uygun bir dönüştürücünüzün olması falan lazım. Kutudan çıkmıyor. Bu arada Ethernet de yok cihazda, onu da söyleyeyim. Sadece Wi-Fi var. Eğer Ethernet de kullanmak zorundaysanız, bulunduğunuz yerde Wi-Fi yoksa bir dönüştürücü almanız lazım. Bu USB'den olabilir. Normal USB dönüştürücüler var Ethernet'i veya Type-C olup da dönüştürücüler de var. Onlardan bir tane alırsanız Ethernet bağlantısı oluyor ama kutudan böyle bir aparat çıkmıyor. Onu da belirtmiş olalım. Intel'in HD Graphics 620 ekran kartımız var. Yani bütün ışık ekran kartı daha doğrusu bu. 8 GB RAM var. DDR3 RAM'imiz var. Ve az önce bahsettiğim gibi bellek kartı okuyucumuz bulunuyor. Yaklaşık olarak da 2 aydır kullanıyorum. Bir webcam'imiz de var bu arada. Hemen ön tarafta tabii kısa klasik olarak. Bunu da atlamadan belirtmiş olayım. Performans anlamında bir sıkıntısı yok. Yani video editing bile yapıyorum ben bununla. Bir parça beklemeniz gerekiyor tabii, hali bir i7 işlemcili gibi değil. Ama
7. nesil olduğu için Intel en son platformlarından bir tanesi olduğu için performans anlamında sıkıntısı yok. Zaten SSD var 256, 8 GB RAM var. Yani aslında optimum bir konfigürasyon kurgulamış Casper. Ve bu konfigürasyonla beraber cihaz çok hani hem hafif hem kullanılabilir hem de kullanışlı bir ürün haline gelmiş. Özellikle böyle sürekli dışarıdaysanız, sürekli mobilseniz, yanınızda bir bilgisayar taşımanız gerekiyorsa her işinizi görüyor. Samimiyetle söyleyeyim, hani herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben bugüne kadar. Ki ben hani epey zorlarım bilgisayarları hem yaptığım işler anlamında hem de günlük kullanım anlamında. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bluetooth desteği var bu arada. Ben mesela Bluetooth fare kullanıyorum. Neden Bluetooth fare? USB bağlamasın diye bir USB kapatıyor çünkü eğer USB dongle bir şey kullanırsanız. Bluetooth olduğu için de Bluetooth ile beraber kullanabiliyorsunuz. Nesini beğenmedim? Dediğim gibi bu tuş takımında klavyede şey kısmı biraz yer az olduğu için muhtemelen. Ok tuşları biraz sıkıntılı, yani alışmanız gerekiyor daha doğrusu. Arkadan aydınlatmalı bir klavyesi var, bunu da belirteyim. Arkadan aydınlatmalı çok güzel, gece veya karanlık ortamlarda hızlı bir şekilde yazabiliyorsunuz ama ben F klavye kullandığım için sticker yapıştırdım. Ne yazık ki arkadan aydınlatma özelliğini kullanamıyorum. O benim kişisel bir kullanım tarzım olduğu için mecburen böyle yaptık. Bunun dışında benim hani beğenmediğim dediğim, belki kutudan bir dönüştürücü çıksa fena olmazdı. Çünkü Ethernet bağlantısı yapmak istiyorsanız mutlaka bir dönüştürücüye ihtiyacınız var. Üründe bir Ethernet yuvası yok. Muhtemelen de ince yapmak için yaklaşık 16.8 mm bir kalınlığı var en kalın yerinin. İnce yapmak için böyle bir çözüme gitmiş. Koyulabilirdi bir Ethernet belki ama o zaman tabi cihaz bir parça daha kalınlaşırdı. Bir dönüştürücüyle 30-40 liraya alabiliyorsunuz. USB'den Ethernet bağlantısını da sağlarsınız. Bir şey de çok önemli değil bence. Rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Adaptörü falan da çok küçük gerçekten. Hani bazı bilgisayarlar çok büyük bir adaptör kullanıyor. Bu üründe öyle çok büyük bir adaptörü yok. Rahat taşıması da rahat. Yani cihaz özellikle mobilite arayanlara ve uygun fiyat arayanlar, şimdi fiyatını söyleyeceğim. Uygun fiyat arayanlara yönelik bir ürün olmuş, onu söyleyeyim. Yani seçilen konfigürasyon optimum bir konfigürasyon. Ne çok uçuyor ne de çok kötü. Yani i3 koysalar da bu makine biraz sıkıntı olabilirdi. Ama i5 güzel, her şeyi karşılıyor. Tabii i7 olsa tabii ki daha iyi olur ama o zaman fiyatı yukarı çıkıyor. Yaklaşık olarak fiyatı 3000 TL. 3000 TL fiyatı, yani 2800'e satan yerler de var, 3200 satan yerler de var ama ortalama 3000 liraya satın alabiliyorsunuz. Hani bu donanıma, bu fiyata alabileceğiniz bence en iyi, hani bu donanımdaki ve bu özellikteki en iyi makinelerden bir tanesi. Elbette daha iyisi var. Asus'un, işte ne bileyim, MSI'ın falan daha farklı, Lenovo'nun farklı modelleri var ama bu konfigürasyonu seçip benzer rakiplere baktığınızda 4000-4500'den aşağı değil. Mesela Asus'ta var bir tane, o i7 işlemciyle 4000-4500 civarında. Elbette olabilir, seçenekler var zaten. Denersiniz, bakarsınız, onlar da değerlendirilebilir ama Casper bence güzel bir ürün yapmış. Bir önceki modeli var şu anda arkamda görüyorsunuz. O 14 inçti. Aslında bunun 13.3'üne dönüştürmüş. Onun ekranı 1366'ya 768 pikseldi mesela. Bu Full HD'ye dönüştürmüş. Bence hani optimum bir noktada tutulmuş. Hani fiyat performans olarak baktığımızda 700-800 dolara geliyor. Hani dolar olarak konuşacak olursak rakam. O paraya da alabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi olmuş. Alternatifleri var mı? Var ama hani fiyatı da uygun olsun, şu da olsun, SSD olsun, işte ne bileyim 8 GB RAM olsun dediğiniz zaman tabii ki bu fiyat 3 aşağı 5 yukarı, bundan daha aşağı bulmanız mümkün değil. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü videomda Casper'ın F300, Nirvana F300 modelini inceledik. Gayet güzel bir makine olmuş, gayet iyi bir ürün olmuş. Özellikle benim gibi sürekli mobil olanları önerebileceğim bir cihaz. Farklı alternatifleri de var, çok olmamakla beraber. Apple'da da var ama bu fiyatlara mümkün değil Apple'da böyle bir ürün bulabiliyor olmanız. Asus'un var, MSI'ın var, farklı işte Lenovo'nun falan da benzer ürünleri. İşte 14 inç olabiliyor veya işte daha güçlü donanımla olabiliyor. Ama fiyatlarının da o oranda artmış olacağını da belirteyim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse sosyal medya hesaplarıma yapabilirsiniz. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.